Merhaba sevgili arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları cevaplandıracağız. Bunun için bu yazılı soruları için matematikkitabı.org sitesine geliyorsun. Buradan 7. sınıfa tıklıyorsun. Tıkladığında karşına çıkan ilk Buradaki linke, buradaki habere tıklıyorsun ve aşağıda bu video için ikinci sınav linkine tıklıyorsun. Eğer buna tıklarsan bunun videosu başka. İkinci sınav linkine tıklıyorsun ve karşına açılacak olan pencerede istersen ekrana bakarak da çözebilirsin. İstersen indirebilirsin bilgisayarına, istersen de yazıcın varsa yazdırabilirsin. Bunlar tamamen senin tercihine kalmış. Evet ben cevaplara başlıyorum. Sen de çözdüysen yani eğer hazırsan haydi başlayalım. Evet yazılı sorularımıza başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Burada bize çarpma bölme işlemleri verilmiş. Hemen bakalım. Şimdi burada çarpma verilmiş. 2 ile demiş. Eksi 3'ü çarp. Eksi 2. Eksi ile eksi çarptık. Artı 2 kere 3'ten 6. Ee, yani aşağıdan mı devam edelim? Karışık gidelim. Ya. Yani hemen burada bölme vermiş. Artıyı eksiye böldük. Eksi 18'i 3'e böldük. Eksi 6 çıktı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Burada işlem parantezini kaldırırsak eksi 7 artı 7 olmuş olur. Buranın da cevabı 0 olur. Şimdi burada eksi 14 artı 20 var. Pul hesabı yaparsak 20 tane pozitif 14 tane negatif e, etkileşime girerse 6 tane pozitif kalır. Sıfırdan 19 çıkar demiş. Yani eksi 19 olacak. 20 eksi 40 yani eksi 20 olur. Şimdi parantez açarız. Artı ile eksi çarpılırsa eksi 25 olur orası. Önünde de 13 var. 13 eksi 25. Bunlar zıt işaretli. Eksi 12 olur. Çarpma işlemi eksi 1 ile çarpıyorum. Değer değişmez. İşaret değişir. Bölme işlemi eksi artıya böldük. Eksi 45'e böldük. 8. Burada eksi eksiye böldük. Artı 81'i e 9'a böldük. 9. Birinci sorumuzu bu şekilde hallettik. Gelelim ikinci sorumuza. Bir doğru yanlış sorusu bizi karşılıyor. Hemen bakalım. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. Sıfır sayısı pozitif bir tam sayıdır demiş. Sıfır işareti olmayan bir sayıdır. O yüzden yanlış. Tam sayılarda negatif iki tam sayı çarpılırsa demiş. Tam sayılarda negatif iki tam sayı çarpılırsa sonucun işareti pozitif olur. Evet doğru. Sıfır dışındaki bir tam sayının toplama işlemine göre tersi sıfır dışındaki bir tam sayının toplamı bu sayının zıt işaretlisidir. Evet doğru. Bütün tam sayılar aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Evet paydası bir olan birer rasyonel sayılar. Doğru. Pozitif rasyonel sayılarda sıralama yaparken paylar eşitse üstler eşitse paydası küçük olan en büyüktür diyor. Paydası küçük olan en büyüktür. Evet pozitif dediği için doğru. Geldi güçe. Bir soğuk hava deposunda termometre artı 7 dereceyi gösterirken her dakikada 5 derece düşmektedir. Buna göre 4 dakika sonra hava deposundaki sıcaklık ne olur? 4 kere 5'ten ne olacak burası? 20 olacak. Demek ki 20 derece düşecek. Düşecek. O zaman artı 7 eksi 20'den de cevabımız eksi 13 olarak karşımıza çıkmış olur sevgili arkadaşlar. Geldik 4. sorumuza. Burada da üstü sayıların değerlerini sormuş. 0. kuvvet daima pozitif 1'e eşittir artı 1. E, çift olduğu için üstümüz eksi 1'in kuvveti artı 1 olacak. Artı 1'in kuvveti zaten artı 1. 4 üzeri 3 demek 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 anlamına geliyor. Üstümüz tek olduğu için kuvvetimizin değeri eksi 1 olarak karşımıza çıkacak. Üstümüz çift olduğu için pozitif olacağız. 3'ün karesinden de 9 olacağız. Üstümüz tek olduğu için negatif olacağız. 2'nin 3. kuvvetinden 8 olacağız. Üstümüz çift olduğu için pozitif olacağız. 2'nin 4. kuvvetinden 16 olacağız. 1. kuvvet kendisine eşit 1987 olacağız. 3. kuvvet 10'un 3. kuvveti demek 1'in yanına 3 0 demek. O yüzden doğru cevabımız 1000 olacak. Aşağıda diyor sayma pullarıyla modellerin işlemlerin matematik cümlesini yazınız demiş. Ne var? Artı 8'de başlamışız A şıkkında. Sonra ne oluyor? Bakın buraya çiftler eklenmiş ve içinden eksiler çıkmış. Yani eksi eksi 3 diyeceğiz. Eşittir. Kaç olmuş oldu? Bakın 4, 8, 11 artı 11 olarak cevabımız çıkmış oldu. Şimdi burada neyi vermiş bize? Bir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Artı 16'yı vermiş. Peki artı 16'yı ne yapmış? 2 gruba ayırmış. O zaman bölü artı 2 diyeceğiz. Bu durumda bir grupta ne kadar sayımız var? Artı 8 sayımız var. Gördüğünüz gibi bölme işlemini de bu şekilde bize göstermiş. Geldik 6. sorularımıza. Burada işlem önceliği de dikkat ederekten sorularımızı çözeceğiz. Önce şurada bölmemizi gerçekleştiriyorum. Burası eksi eksiye böldük, artı 4'e böldük, 10. Arada bir artı var. Burada da çarpmayı gerçekleştiriyorum, eksi 8. Şimdi burada ne olacak? Zıt işaretleri oldukları için cevap artı 2 olarak karşıma çıkmış oluyor. B şıkkında önce bölmeyi yapacağız, eksi 7'yi aynen yazıyorum. Burası a eksi ile eksi çarpıldı. Artı 18 oldu. Bir de eksi 1. Şimdi parantezlerimizi açalım. Birincisi eksi 7. ikincisi artı 18. Diğeri zaten parantezi yoktu. Negatifleri kendi arasında toplayacak olursak ne olur? Eksi 8 olur. Yani eksi 8 artı 18'den cevap artı 10 olarak karşımıza çıkmış olur. Ve geldik C şıkkına. Yukarıda bölme aşağıda çarpma var. Önce onları gerçekleştireceğim. Eksi eksiye böldüm artı. 24'ü 2'ye böldüm 12. Altta da çarpmalar var. 2 kere 3'ten 6. Eksi ile eksi çarptım artı. Bir daha eksi ile çarptım. Eksi 6. Bu durumda da burası eksi 2 olmuş oluyor gördüğünüz üzere. Evet gayet güzel bir yazılı. Çok daha kararında bir yazılı. Hoşuma gitti. Şimdi devam ediyorum. Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayıları e, a bölü b şeklinde yazınız demiş. Şunu hemen 2 tam ama a bölü b diyor. O zaman bunu 219 bölü 100 yapalım. Tam olarak yazmayacağım. Şimdi bunu 61 bölü 1000 olarak yazıyorum. Çünkü virgülden sonra 3 basamak varsa paydan 1000 olacak demektir. 3 sıfır olacak demektir. Eksi 5007 bölü 1000 yapıyorum. Buraya geldiğimizde bunun kuralı şu şekildeydi. Sayıyı komple yazıyoruz. İçinden devretmeyeni çıkarıyoruz. Payda ya da virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen sayı kadar 0 koyuyoruz. Bu durumda yukarısı 83'ten 8 çıkarsa ne olmuş olur? 75. Demek ki 75 bölü 9 kayısı karşımıza çıkmış oluyor. Bu soruda da. Geldik 8'e. Aşağıdaki tabloda verilen sayıların hangi grupta olduğunu tik işareti koyarak belirtiniz. Eksi 5 tam sayıdır, rasyonel sayıdır. 2 bölü 7 sadece rasyoneldir. Eksi 8 tam 8 bölü 9 sadece rasyoneldir. 0 hepsinde vardır. 1,13 sadece rasyoneldir sevgili arkadaşlar. 9. Rasyonel sayılarını sayı doğrusuna göstererek küçükten büyüye doğru sıralayınız demiş. Kırmızı bir sayı doğrusu çizdim. Şuraya bir yere 0 koyalım. Şimdi hepsi paydası 3 güzel. Hemen 1 tam 2 bölü 3. Önce pozitifleri şu ne oluyor? 8 bölü 3 2 tam. E ne olmuş olacak bu? 2 tam 6 düştüm. 2 bölü 3 olmuş olacak. Şimdi bu durumda hem sol taraf hem sağ taraf şey olacak. 2 tamı geçecek. O yüzden 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye şöyle yaptım. Şimdi İlk sayımız eksi 2 tam 1 bölü 3 demiş. Eksi 2'den başlayacak. Bu arayı böleceğiz. O zaman şurası. Eksi 2 tam 1 bölü 3. İkinci sayımız 2 tam 2 bölü 3. 2 tamdan başlayacak. 2 uzaklaşacak. 2 tam 2 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Tamımız yok. O yüzden burayı 3'e böleceğiz. Hemen bir adım ilerleyeceğiz. Eksi 1 bölü 3. 1 tam 2 bölü 3. 1 tamdan sonra 3'e böleceğiz. 2 ilerleyeceğiz. 1 tam 2 bölü 3 olmuş olacak. O zaman sıralayacak olursak, eksi 2 tam 1 bölü 3 küçüktür, eksi 1 bölü 3 küçüktür, 1 tam 2 bölü 3. Hatta bunun ilk halini değil, bu zaten böyle verilmiş. 2 tam 2 bölü 3 de bize verildiği gibi yazalım, 8 bölü 3 olarak şu şekilde yazdık. Güzel gidiyoruz. Bu tarafta bitti. 10. sorumuza bakalım. Burada bize aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Toplama ve çıkarma işlemi vermiş. Şimdi toplamamız basit. Bir tam sayı ile bir kesir toplanacaksa hemen toplarsın. 3 tam 4 bölü 5 dersin. Toplamada sıkıntı yok. Çıkarmada bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çıkarmada en garanti yol bunu bileşik kesire dönüştürmek. O yüzden bu 1 kere 9, 9. 2 daha 11 bölü 9 oldu. Şunda paydası 3 olacak şekilde genişletelim aynı basamakta. Eksi. Bu da 3 bölü 9 oldu. Şimdi rahatça bunları çıkartırsak 11'den 3 çıkarsa 8. Cevap 8/9 bölü 9 olarak karşımıza çıkmış olur. Gördüğünüz gibi geldik 11'e. Karşılık gelen ondalık gösterimleri bulunuz demiş. Şimdi burada e, en basit yol bölebilirsiniz de paydayı da genişletebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama kesirleri sadeleştirme genişletme yapmak burada daha basit. Şimdi bu 3/4 bölü 4, zaten bunu kesinlikle bilmeniz lazım. 3 çeyrek olduğu için 0,75. Bana buna ondalık kesir soruyordu değil mi? Aynen. B şıkkı dikkat ederseniz yarım. Yarım demek 0,50 ya da 0,5. Son basamaktaki sıfırı yazmasak da oluyor. Şimdi burayı 5 ile genişleteceğim kesir kısmını. Bu o zaman 7 tam e, kaç olmuş olacak? 65 bölü 100 olmuş olacak. O da 7,65 virgülden sonra 2 basamak olmuş oluyor. Bunun paydası 3. Bu devirli bir sayı olacak. Önce bunu tamına ayıracağım. Ben pratik yoldan ilerleyeceğim. Bakın. Bunun tamına ayırırsam 3 tam 1 bölü 3 olur. Bu 1 3'ü de 3, 3 ile genişleteceğim. O zaman 3 tam 3 bölü 9 olmuş olur. Yani bunun olayı 3 virgül 3 ama 3 devirli. Dilerseniz bunu onu bir kenarda 3'e bölerek de hesaplarsanız 3 defa var. 3 kül 3 9 çıkardık. 1 10 virgül attık. 3 defa var. 3 kere 9. Hop. Bu böyle devam edecek. Bu da böyle devam edecek. Yani 3 virgül 3 virgülden sonraki 3 devirli olarak karşımıza çıkmış olacak. Cevap sevgili arkadaşlar. Bitti mi diye bakacağım. Kaçıncı sorudayız? Ve son sorumuz. Hemen bakalım. Bize demiş ki aşağıda verilen işlemlerde harflerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. Bu sayıları bulurken rasyonel sayılarla toplam işlemin hangi özelliğini kullandığınızı yazınız. Tamam burada H yerine ne var burada? Bak önce bu ikisi eşleşmiş. Sonra bu ikisi eşleşmiş. Eksik olanımız 5 bölü 6. Ne var burada? Sevgili arkadaşlar birleşme özelliği. Kafalarına göre birleşmişler. Toplamanın birleşme özelliği var. Şimdi burada ne var? 1 bölü 7 ile E'yi toplamış 0 olmuş. Bu E o zaman eksi 1 bölü 7 olacak. Yani bu da ne olmuş oluyor? Bu da ee, ne olmuş oluyor? Ters eleman diyoruz biz. Etkisiz eleman gibi ters eleman diyoruz. Çünkü 1 bölü 7'nin tersini almış oluyoruz. Evet arkadaşlar 7. sınıf bu sınavımız da bitti. Ben bu sınavda 100 not alıyorum. İnşallah sen de bu sınavda güzelce bir şekilde yüzünü alırsın. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda, bir başka faydalı içerikle buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.